geldiniz. Ne haber? Engin Altan düz yatağa geliyor. Daha ne olsun be? Hocam tabii canım, sen de abi. Kağıt gibi böyle. Boğulacağım ben. Soyulan üç şey. Hem de sanki bir aynen var. Böyle bir hı titrersin. Ne düşünüyorsun? Mesela 43 yaşında. Gerçekten bu kadar zamandır program yapıyorum. Çok eski tanıdığım, çok da beğendiğim ülkenin artık yerleşmiş starlarından birini huzurlarınıza davet edeceğim. Alkışlarınızla Engin Altan düz yatağa geliyor. Buyursunlar. Vay anasını ya Altan seyircili. Bey. Seyircili. Aa, heyecanlı falan. Heyecanlı. Ya. Ne heyecanlandın biliyor musun? Gerçekten. Gelirken, gerçekten. Ya ben de her seferinde heyecanlanıyorum. Tuhaf bir şey. Hep başka seyirci geliyor ya. Ondan galiba. Ya Altan tabii ki sana çok fazla soru hazırladık. O yüzden hemen ilk sonunda bir hoş geldin diyelim. Ama dizilerde de nihayet günümüze geldin bu arada. Dönem dizilerinden sonra bu günümüz dizisinde oynamak nasıl bir şey? Yani evet, ilginç bir kere giyinip soyunması çok rahat. Çünkü yani gündelik kıyafetle oynuyorsun. Ama tabii yani sonuçta bir ayağım buralardaydı yani. Evet. Hiçbir zaman dizim de Beykoz'daydı, dizi de Beykoz'daydı, evim de Beykoz'da. Hiçbir zaman eve atla gitmedim yani, ya da kostümlerle, kılıçla eve gitmedim ama. evet tabii ya, günlük dizinin, yani gündelik dizinin rahatlığı var. Yani işte çok daha az meşakkatle çekiyorsun. Çok daha rahat oluyorsun çekerken. Özlemişim biraz. Evet. Değil mi? Evet, ben de evet. Ben de gerçekten ne kadar zorlandığınız bir, benim biliyorsun dizilerim reklamdayken kalkıyor. Bir tane tabii bir tane dönem dizisinde oynadım ben. Hatırlayan var mı? Hatırlamıyorsunuz değil mi? Hatırlayamazsınız çünkü ne kadar yayınlandı ben bile bilmiyorum. Fatih Sultan Mehmet. Evet, hatırlarsın evet, hatırlarım sen. Tabii ki. Ben orada Berger Ağa'yı oynuyordum. Çünkü berjer kumaşından bir kostümüm vardı abi. Bir de göbek takmışlardı. Bir de R'leri söyleyemiyordum. Olabilecek her şeyi yapıyordum yani. Şey, o yüzden normal diziyle onun arasındaki fark, ben çok korkunç yorulmuştum yani. Çok hiç bir daha dönem dizisi olmamasını zor iş. Yani çok olabilirim. Vücut performansı da isteyen, ayrı bir konsantrasyon isteyen ve hani gerçekten meşakkatli bir iş. Yani öyle göründüğü kadar kolay bir iş değil gerçekten. Ama evet, çok çok keyifli tabii yani ben... Hareket etmeyi de seven bir adam olduğum için evet, sette iyi vakit geçiriyordum ama zordu. Peki küçükken seni sarı diye çağırıyorlarmış. Evet, yani her sarışın çocuğun. Her sarışın klasik çocuğu. Doğru değil mi? Evet. Peki sarı inadı var mı? Şöyle, ben ailem Yugoslavya'dan gelmiş buraya. Çok bir cumhuriyetten önce göç etmişler. Yani cumhuriyet ilan edilmeden 3 gün önce göç etmişler. Ama tabii suyun öbür tarafındakilerin bir böyle bir damarı vardır. O damar bende de var. Peki bir abin bir de ablam varmış. Evin en küçüğü olma kozunu kullandığın oldu mu çocukken? Yani her zaman kullanıyoruz. Vallahi ya. Tabii çünkü çok evin küçüğü olmak çok rahat bir şey. Yani sen gelene kadar öndeki iki kardeş zaten yıpratmış oluyor aileyi yeteri kadar. Ve gerekli izinler çıkmış oluyor sen gelene tamam, kadar. Tamam lanet olsun. Sen defibela kavlinden bırak çocuk, bırak ne istiyorsa yapsın durumunda. Bir de benim çok yaş farkım var. Abim 67'li benim. Aa. Ablam 72'li. Annem bir rahatsızlık geçiriyor ve sebebini bulamıyorlar. Aha. Hamile kal diyorlar anneme. Ah. Doğur, böylece geçer diyorlar. Annem gerçekten hamile kalıyor ve beni doğurduktan sonra geçiyor. Sonradan fark ediliyor ki sinir ucu iltihabı, iç zona. Aa. Oy, evet. Ve o bir tek böyle işte hani doğal yollarla geçebilir. Yani fark vücut edememişler. Vücut kendini tedavi ediyor. Evet, hani bir yıl, 2 yıl doktor gezmişler. O yüzden ben böyle bir özel tarafım vardır annemde. Hani sen benim hayatımı kurtardın durumu güzel vardır gerçekten. Dediğim gibi abimle babam, yani abimle ve ablamla da çok yaş farkı olunca aramda, ben böyle evin gerçekten hani haylaz çocuğu olarak dolaştım ortalarda yani. Ne güzel ya. Ben abi aynen olduğum için onun nasıl bir şey olduğunu hiç bilmiyorum. Yapılan bütün hatalar bende yapıldı. O yüzden. Peki
şöyle bir soru hazırlamış bizim editörler muhtemelen kıskandıkları için. Sesin hep böyle miydi? Yani. Ergenlikte kız tavlamak için şiir miyir okudun mu bu böyle davudi sesinle? Şöyle söyleyeyim. Ya duydu mu herkes? Okay. O kadar zor numurda kalmadım hiç yani. Ona ihtiyacım olmadı hiç. Şiir okumaya. Anladım. Bir şekilde daha önceden işimi hallediyordum. Sese gelmeden bir şekilde çözüyordum meseleyi. Ay harika. Gözlerimin içine bak. İlk sorumuz şöyle. Son zamanlarda herkesi olduğu gibi kabul etmeye çalışıyorum demişsin. Bu süreçte ya seni hiçbir türlü kabul edemiyorum dediğin biri oldu mu? Yok, olmadı. Çünkü yani insanları olduğu gibi kabul ediyorum ama ondan sonra da misafir odama almıyorum tabii yani insanları. Yani oldukları yerde, olduğu gibi kabul edip bırakıyorum onları. Bir de mekanı da olduğu yerde, anladım. Peki, hiç gülünmeyecek bir anda güldüğün, bunu saklamaya çalışırken iyice batırdığın bir anın var mı? Ya çok olmuştur mutlaka. Yani bu tiyatroya başladığın yıllarda çok olur böyle. Sen de hatırlarsın böyle. Bir inanarak doğaçlamalara girilir ve herkes çok inanır ve birileri ekstra inanır o doğaçlamaya ve onu uzaktan izlerken böyle yavaş yavaş diye biri kayar. Yani ondan sonra öbürü. Dünyanın bence en güzel şeyi Altan, arkadaşlar gerçekten yani böyle düşünüyorum, sahnede gülmeni tutmaya çalışmak. Evet. Dünyada daha eğlenceli bir şey olmayabilir. Yani keşke yaşayabilseniz onu. Evet. İnanılmaz bir adrenalin. Çünkü müthiş. Abi yani bir kere oyunu bir tek siz bildiğiniz için. O gülme patlamazsa kimse anlamaz sorun olduğunu. Fakat o gülmeyi de tutamayabilirsiniz. İnanılmaz bir his ya. Bizim bir çocuk oyununda üçümüz sahneyi terk ettik. Üç kişi çıktı. Zaten sahne dört kişi vardı. Üçümüz çıktık. Çünkü yani o tutulma aşamasını geçti. Aynen, İlk önce ben çıktım sahneden. Tamam, Allah sonra belasını versin. Bülent Alkış çıktı. Sonra bir arkadaşımız daha çıktı ve herkes yani sahnede bir arkadaşımız kaldı. Biz sonra gittik yanına. Arkada yeteri kadar girdikten sonra. Sakin. Tekrar içeri girdik. Hallettik sahneye. Biz bunu. Hiç kimsenin bilmediği gizli bir yeteneğin var mı? Benim de yoktu böyle bir yeteneğim. Ben de bilmiyordum bu yeteneğimi. Pandemi döneminde fark ettim ki ben marangozmuşum aslında. Nasıl? Yani marangozluk yeteneğim varmış. Şöyle tam pandeminin öncesinde çocukların böyle ağaç evler olur ya. Hani evet. İçine girerler, evet. Oyun oynarlar. Böyle 2 metre, 3 metre, işte 5 metrekarelik, 2 kere 3, 6. 6 metrekarelik evler falan. Onlardan istiyordu çocuklar. Tam o dönemde pandemi patladı. Ben de girdim, alışveriş yaptım. Bütün işte o ağaç kesme makineleri, onlar delme makineleri, her şeyi aldım. 2,5 ayda onlara o evi yaptım. Şaka yapıyorsun. Evet. Devam ettin mi sonra oynamaya? Geçenlerde bir işte çocukların tavşanları var evde. Geçenlerde bir tavşan evi yaptım. Şimdi bayağı yapıyorum bir ya şeyler. Ya şu şey tiny house var ya onlardan yapabilirim. Yani biraz büyütsem çünkü benimki de işte 6 metrekare bir 10 metrekare evet, daha büyütsem tiny house olacak zaten. Tebrik yani. Ederim ya. Utanınca kızaran insanlardanmışsın. En son ne olduğunda kızardın? Yani o birçok şey olunca kızarıyorum. Yani insanların utanması gerektiğini düşündüğüm yerlerde onların adına utanıyorum. Hı. Çok güzel. Kötü bir huy aslında belki de. Çünkü onlar utanmıyorsa sana ne, sen niye utanıyorsun? Adam çıkmış gayet rahat. Sen onun adına niçin utanıyorsun ama... maalesef o şey yapamadığım bir huyum. Bu son dönemde zaten bir böyle bir aklı başında takip ettiğimiz insanların çok sık kullandığı bir söz var yani. Hani utanmayı unuttuk gibi bir şeyden bahsediyorlar. Çok doğru. Utanmak önemli bir duygu galiba gerçekten. Ya ben... Seviyorum galiba o duyguyu ve hani onu yaşamayı da seviyorum. Yani utandığım zamanlar niye utandım diye kendimden tiksinmiyorum. Ya da abi niye utanılır mı? Ha, kaç yaşına geldin hala utanıyorsun falan demiyorum. Yok aksine hala zaten. Hoşuma gidiyor yani. Bir şekilde utanabiliyor olmak, bir şekilde ne bileyim yani bence önemli bir evet, duygu. Ben de öyle düşünüyorum ya. Peki hayatta yapmam dediğin bir şeyi baba olduktan sonra yaptığın oldu mu? Evet, soruyu çok net anladım. Bebekler anne sütünü bırakana kadar hiçbir sorun yok. Katı gıdaya geçince kokuyla ilgili sorunun varsa bulaşma o işe. Gerçekten. Alt değiştirme konusuna. Evet hocam, katı gıda dediğin şey endüstriyel, bunu anlıyorsun. O koku normal doğal bir şeyden çıkamaz çünkü yani. Ve hani yok ben çocuklarım yani çocuk gerçekten çok başka bir duyguymuş ve... Hı-hı.
çok şey öğretti bana. Çok bütün bakış açımı değiştirdi. Sisteme, düzene, her şeye dair bakış açımı değişti çocuktan sonra. Yani çocuk için her şeyi yaparsın. Projede adını görüp de ben onu hayatta oynamam dediğin biri oldu mu? Olmadı. Şanslıydım. Bir şekilde ben şimdiye kadar yer aldığım projelerde genelde ilk benimle anlaştılar. Hı-hı. Ve karşımda alternatif isimler vardı hep. Hani bu isimleri düşünüyoruz gibi bir durum vardı. Sadece bir işte, Bir Bulut Olsam da rahmetli Meral Okay'ın yazdığı bir hikayeydi. Onda ben yani set başladıktan 3 hafta sonra sete gittim, dahil oldum ve artık dizinin ismi değişmişti. Herkes bir doktor bulsam diye. Çünkü doktor oynuyordum orada. Bir öyle bir şey de oldu. Orada da partnerim Melisa Sözen'di. Dünya tatlısıdır. Evet. Hiçbir sorun yaşamadım. Şanslıydım galiba bu yönde hep. Yeni geldiğin yerlerde basamak saydıracak bir takıntın varmış. Yani evet, çok büyük bir takıntı gibi değil ama evet. Burada başta hiç basamak çıkmadım, indim. Aha. Ama inerken de çok heyecanlı olduğum için saymadım. Saymadın. Saymadım ama 15'in üstündeydi diye tahmin ediyorum. Aha, şimdi saydıracak bana. Evet, kesin ben de sayacağım çıkarken. Tamam, 15'in. Evet. Bilen var mı? Çocuklar. Yok mu? 15'in üstündeydi ama. 15. Defne. Bir sayar mısın rica etsek? Sayarak insene bir. 23. Çok teşekkürler Melisa. Harika. İnanılmaz. Bunu yapacağını hiç düşünmemiştim. En İzmirli özelliğin nedir? Herhalde kullandığım kelimeler ve çok rahat olmam büyük ihtimalle. Yani ben hala banko derim. İşte mutfak tezgahına banko derim. Elektriğe asfalya, sigortalara asfalya derim. Klorak çiğdemi biliyoruz. Klorak derim hala işte çamaşır suyuna. Allah Allah ya. Evet derim, çiğdem derim, çekirdek demem kolay kolay. Ya çekirdek bana genel bir tanınmış gibi geliyor. Hani bütün çerezler çekirdekmiş gibi geliyor. Aynen. Bana. Aynen, evet. Bütün İzmirliler çiğdem, öyle diyor. Çiğdem de bizim bildiğimiz çekirdek. Aynen. Sizinki doğru, bizimki yanlış. Ben onu anladım zaten. Bir de çok rahatım abi, çok yani hani. Rahatlıktan kastettiğin ne? İzmirli rahatlığı, böyle hani bir rahatım yani. Hani şeyim yoktur pek, böyle bir gerginliğim yoktur, anksiyetem yoktur. Anladım. Hani çok basit bir İzmirli, yani bir İzmirli nasıl olur örneği? Mesela bir gün Çeşme'ye gidiyordum. Çok net hatırlıyorum, böyle Alsancak'ta köşede bir gözlükçü vardı. Çok beğendiğim markasını biliyorum, gözlüğü biliyorum, dışarıda gösterdim. Adam tam çıkacak, kapatacak dükkanı ama daha bir şey çekmedi, kepengi çekmedi, hiçbir şey yok. Abi dedim, param peşin, şu gözlüğü almak istiyorum. Canım pazartesi ve Çeşme'ye gidiyorum dedi. Gitti yani ve gitti, Çeşme'ye gitti yani. Ben de Çeşme'ye gidiyordum. Beraber gidelim abi o zaman dedim. Beraber Çeşme'ye gittik adamla. Hayır. Yani satmadı bana onu. Çocuklarınız olduktan sonra Necdi Şah'ı kıskanıp ben de buradayım farkında mısın diye tribe girdiğin oldu mu? Yok. Yani Necdi Şah gerçekten çok çok mükemmel bir kadındır. Bu konularda her şeyi çok dengeli yapar, dengelidir. Herkese ayrı vaktini sağlar. Hani benim vaktimden çocuklara çalmaz, çocukların vaktinden kendi vaktini de, bir kendi vaktini belki doğru ayarlayamıyor diyebiliriz. Çünkü o da çalışan bir kadın. Evet. Çalışıyor ve hani onu benim düşünmem gerekiyor biraz. Kendinden veriyor çünkü. Ama sağ olsun hiçbir zaman beni es geçmedi çocuklar için. Ay, ya harika, da öyle bir şey yaşamadık yani. Ne tatlı bahsediyorsun ya, tebrik ederim. Kendini diziye fazla kaptırıp sana canlandırdığın dönemdeki rolünmüş gibi yaklaşan izleyiciler oldu mu? Çok canım. Çok, özellikle Ertuğrul'dan sonra yurt dışında çok ciddi bir hayran kitlesi oluştu gerçekten. Pakistan inanılmaz bir şey mesela, inanamıyorum gerçekten oradaki duruma. Bangladeş öyle ve hani diğer yerlerde de öyle. Çok çok karşılaşıyorum bu durumla. Yani burada da karşılaşıyorum ama hani özellikle yurt dışında benim Ertuğrul olduğumu zannediyorlar. Gerçekten. Gerçekten. Kurdu bu kurdu abi, biliyorum. Gerçekten. Ve yani bir tanesi korkutmuştu beni. Yurt dışındaydık, Londra'da eşimle birlikteydik. Emir de çok küçük o zamanlar, böyle bir kanguru da benim kucağımda. Bir alışveriş merkezinden eve doğru geçtik. Taksiden indik ve 3 tane araba durdu taksinin önünde. Ve 3 arabanın da içinden böyle 12-13 tane adam çıktı, böyle kara kara adamlar ve üzerime doğru koşmaya başladılar. Ne? Ya tamam, dayak yiyeceğiz de bari çocuk varken dayak yemeyelim diye. Ben böyle bir şeyi çıkardım, bebeği çıkardım, nesişağı verdim. Siz girin eve falan, ben böyle hani bir ben dayağımı yerim diye öne atıldım. Fotoğraf çektirdiler, gittiler. Alışveriş merkezinden oraya kadar taksi tutup takip etmişler adamlar. Aa! Evet abi. Of! Evet, ya korkutucuydu biraz. Hani öyle bir şeyi hayal etmemiştim. Yani kimi takip edersin abi hani.
Ne kadar benim seviyorlar. Benim öyle bir hayranlık... duygun var duygum mı? Yoktur pek. Galiba hiç olmadı anladım. Yani. Olmadığı de için de anlamak yani. Zor oluyor evet. Benim için. Yani hani bu kadar peşinden gidebilecek kadar... Evet hani Gary Oldman'ı çok beğeniyorum. Tim Roth'u çok beğeniyorum. Yani işte ne bileyim... Daniel Day-Lewis'i çok beğeniyorum ama hani oyundan çıktıktan sonra taksiye binip evine kadar takip eder miyim Daniel Day-Lewis'i? Etmem büyük ihtimalle yani. Muhtemelen o da altına korkudan yani. Büyük ihtimalle. Geldi bu diye. Kafa dinlemek için ne yaparsın? Bir yere mi gidersin, telefonu mu kapatırsın? Telefonla çok az bir ilişkim var. Ha. Gerçekten çok az bir ilişkim var. Yani çok yakın arkadaşlarım çok iyi bilirler. Ya bana sabah günaydın diye mesaj atsan... Akşam ne haber abi diye dönebilirim. Çünkü gerçekten çok uzak yaşıyorum telefondan. Denize çıkarım. Ha. Ben İzmir çocuğuyum yani. Denizin üstüne çıkmak beni çok rahatlatıyor gerçekten. Ha. Balık merakım var. Boğaz balıkçılığından anlarım biraz. Hmm. Evet, anlarım. Harika. Eğer denize çıkabilecek bir yerde değilsem... hani daha iç bölgelerde bir yerdeysem de doğaya çıkarım bir şekilde. Gerçekten çok... sıfırlanıyorum öyle bir durumda. Ay hiç beceremem deyip yapmaya başlayınca öttürdüğün bir aktivite var mı? Çocukluğumdan beri ney sesinden çok hoşlanırım. Çok severim ney sesini ve çok dinlendirir gerçekten beni. TRT'de üniversitedeyken, oyunculuk okurken dublaj yapardım. Ve bir Öktem abi vardı kulakları çınlasın eğer sağ ise. Ney üflerdi böyle küçük bir kız neyi vardı. Küçücük bir kız neyi her tarafına böyle sokup sokup getirirdi o neyi. Böyle çantasını oradan çıkartırdı falan. Ve çok özenirdim. Ya abi ben de çok istiyorum bunu çalmak ama işte 17-18 yaşlarındayım ama işte beceremem, çok zor bir alet falan. Meğer bir gün bir akşam bir eve davet etti ve o gittiğimiz evde de gittiğimiz evin sahibi ney üretiyormuş. Yani evde 200 tane ney vardı. Sazlardan ney yapıyormuş. Adamın mesleği oymuş. Bir tane çok güzel bir kız ney. Bak bunu bir istersen üfle senin eline tutuşuna uygun solaksın sen, solağım ben. Ters kalıyor diğerleri bana sağda falan. Solaksın sen bu güzel bir ney dedi. Ve ben ilk elime aldığımda neyden çok düzgün bir ses çıktı gerçekten. Hmm. O gün bugündür ben ney üflerim. Aa! Evet. Gerçekten. Evimde sonra da çok iyi ustalardan Konya'dan iki tane ney aldım. Çok güzel bir Mansur, çok güzel de bir kızım vardır. İkisi de solak. Vakit buldukça... Aa ne kadar etkileyici ya. Oturup ney üflerim. Seni seviyorum demek yerine yaptığın bir şey var mı? Vardır mutlaka ama ben çok kullanıyorum seni seviyorum. Ha diyorsun zaten. Ben çok seviyorum. Yani kullanmayı da çok seviyorum. Çocuklarıma da sürekli her gün çocuklarıma 2-3 kez söylüyorum. Her çocuğuma en az 2-3 kez günde seni seviyorum diyorum. Karıma da söylüyorum. Şey yapmıyorum bundan, çekinmiyorum. Yani bizim jenerasyonumuz... Ya bir önceki jenerasyon, babalarımızın, annelerimizin jenerasyonunda bu çok kullanılan bir kelime değildi seni yok, seviyorum. Evet. Onlar tam olarak söylediğin gibi bize sevgilerini başka türlü gösterirlerdi. Evet. Ben bilsinler istiyorum çocuklar yani ağzımdan da duysunlar istiyorum. Bizim jenerasyon doğru ama daha çok var o. Yani evet. Yani daha rahat. Peki bizden sonraki jenerasyonda var mı? Ya, yani benim çocuklarım evet. Hani benim çocuklarım... Ben işe giderken ya da bir yere giderken oradan yanlarına 5 dakika ayrılırken de ala ara bağırıyor arkadan. Babiş I love you so much falan bir şey diyor ya da babiş çok seviyorum seni falan. Hani sen çocuk biraz gördüğünü yapıyor. Aynen. Tabii ya bence tabii. Çocuğa bir şey öğretemiyorsun. Taklit ediyor. Evet çocuk yani, çünkü ebeveyn ne yapıyorsa bir şekilde onu yapıyor ve onu doğru olarak kabul ediyor. Sen eğer seni seviyorum diyorsan çocuğa çocuk da sana söylüyor. Kendini yeteneksiz bulduğun bir konu var mı? Vardır mutlaka yani deneyip de zorlanarak yapacağım bir şey ama ben yeteneksizlik diye bir şeye pek inanmıyorum hayatta. Ha. Evet çünkü bence çalışarak insan her şeyi yapabiliyor. Ha. Evet yapabilirsin ya. Böyle bir istatistik geçenlerde karşıma çıkmıştı bir yerde. Günde 15 dakika herhangi yaptığınız ya da merak ettiğiniz bir şeye vakit ayırırsanız bu yaklaşık yılda 100 saate denk geliyor. Yılda 100 saat herhangi bir şeye vakit harcasanız... Dünyanın %95'inden daha iyi yapar hale geliyorsunuz. Aa. Yani günde ya bir yıl 100 saat çalışsan en yeteneksiz olduğun konuda dünyanın %95'inden daha yetenekli hale geleceksin. Demek ki yeteneksizlik diye bir şey yok. Aa. Ekstra tanrı vergisi bir yetenek o daha da elbette götürür. Var. Aman. Ama yani şimdi piyano çalmaya başlayayım ben yarın piyano çalmaya başlayayım günde 100 saat işte yılda 100 saat yapalım. Fazla olamayacağız hiçbir zaman. Tabii anladım. Çünkü o doğuştan bir yetenek fazla. Evet. 4 yaşındayken de bunu yapıyordu. Bu kadar tanınıyorum, şu kadar seviliyorum. Ya bu kadar da imkanım var ama rahat rahat şunu yapamıyorum ya dediğin bir şey var mı? Var. Yani şöyle bir şey var.
İnsanlar seni fark etmeden ben insanların içine karışabilme ve onları izleyebilme, gözlem yapabilme duygusunu çok seviyordum hayatta. Belli bir tanınırlık seviyesine ulaştıktan sonra bir mekana girdiğinde artık insanlar seni izliyor oluyorlar. Ve doğal olarak bir mekanda da insanların sana alışma süresi genel olarak 45 dakika civarı. 45 dakika sonra senin orada olman artık insanlar için bir şey değiştirmiyor ama ilk 45 dakika gözler üstünde oluyor. O duyguyu özlüyorum. Yani kimsenin beni tanımadığı, bir yere girdiğim ve kenardaki masalardaki sohbetleri dinleyebildiğim ya da işte Mısır Çarşısı'nda yürüdüğüm, işte o insanlara baktığım, Mısır Çarşısı'nı çok severim. Yani öyle yerleri çok severim. O tarihi dokuların içerisinde yürümeyi, dolaşmayı falan çok severim. Çok uzun zamandır İstanbul'a ilk geldiğim zamanlar bütün alışverişimi Mısır Çarşısı'ndan yapardım ya da o arkadaki yerlerden yapardım falan. Çünkü hani oralarda dolaşmak çok hoşuma giderdi. Belki yıllardır ya, belki 20 yıldır falan. Yapamıyorsun. Gidemiyorum o taraflara. Peki en sevmediğin soru ne? Ne oldu? Ne dedim ya? Ne düşünüyorsun? İki. Uyudun mu? Çok ilginç, çok ilginç, çok iki. Saçma soru değil mi sence? Tabii ne ki. Düşünüyorsun? Bence onlar soru değil. Bence de yani. Bence şöyle, yani o anda gerçekten senin beklentin çok net. Ne düşünüyorsun? Yani söyle, ikimiz de rahatlayalım. Çünkü biliyoruz ne düşündüğünü. Başka bir alternatif yok. Uyudun mu da zaten uyuduysan uyan. İşimiz var. Uyudun mu? Yani şimdi uyudun. Biraz daha. Evet, salakça sorular ama işlevsel. İşlevsel. Yani şimdi tabii şey olsa mesela 43 yaşında. Olsan anlardım. Bak. Ya tarihi karakter canlandırırken ya bu kadar da değildir, abarttık galiba dediğin oldu mu hiç? Yok. Ya şöyle olmadı. Ya hiç tek yaydan 4 tane ok atmadım. Ha. Bunu yaparken. Yani 4 kişiyi öldürmedim yani. O yüzden olmadı. Ama çok ya çok ilginç bir neyse yani evet hiç olmadı aslında. Yok yok. Olmadı. En sevdiğim anlar. Evet, olmadı. Yani olanı da sonra... Yani şöyle bir hikaye anlatabilirim burada. Ya, abarttın oldum diyorsun ama Ulaş'la çalıştık geçenlerde. Bir tarihi dizi çekiyoruz. Ve Ulaş da ilk defa bir tarihi işte oynuyor. Ve işte de bir kale alacağız beraber. Hani bir kaleyi fethediyorlar. Yani tahmin edersin ki ben Erzurum'dan girdim. Erzurum'dan İzni'ye kadar alınmamış kale bırakmadım doğal. Hepsini evet. Ben aldım zaten. Evet efendim. Yani. Evet biliyoruz. Biliyorum. 20-25 tane kale aldım. Sen yani. Böyle anlatınca şey, hani Pakistanlar'da Ertuğrul Samerten. Kale fetihlerim bitmedi benim yani. Yine Ulaş'la birlikteyiz. İşte sahnemiz hazır. Biz bir kalenin yine tepesine çıkmışız duruyoruz öyle bekliyorum. Bunu bana Ulaş anlatıyor bu arada. Ben farkında değilim bile bunun yani. Bir baktım böyle Ulaş biraz heyecanlı. Hani böyle bir... Oraya gidiyor bir şey yapıyor falan, bir senaryoya bakıyor bir şey. Ne oldu, heyecanlı mısın sen biraz falan dedim. Abi çok heyecanlıyım ya, yani ne bileyim falan dedi. Benim sorduğum soru, ilk kalen mi? Ve bunu çok farkında olmadan sordum. Gerçekten ya. Sordum evet, bunu. İlk kalen mi? Evet abi ilk kalem dedim diyor ve sonra gülmeye başladı çocuk. Ne oldu abi falan filan. Abi ilk kalen mi dedim falan. Ne bileyim ben hani muhabbet olsun falan hani heyecanlı biraz yatıştırayım diye söyledim. Hani bir... Adam Ertuğrul olmuş. Sonra diyor ki Pakistan'da beni o sanıyorlar. İyi ki yapmışım, kariyerimin dönüm noktasıydı dediğim bir proje var mı? Ya çok var. Yani bir taneyle şey yapamayız, kısıtlayamayız bunu. Çünkü işte bir insanın hayatında öyle tek bir proje çok da belirleyici olmuyor. Yani evet. Antik Yunan tragedyalarında da baht dönüşü var, peripetiyası var, osu var. Hani bunda bitmiyor, da birçok birçok farklı şey var. Ama hani baht dönüşün nedir diye sorduğunda... Kenter Tiyatrosu da benim için bir dönüm noktasıdır. Hani hoca yani bütün hocalarla aynı sahneyi paylaşabilme şansım oldu. Evet. Bir 9 Eylül'lü olarak. Ya da işte Dotta belki bir dönüm noktası olarak değerlendirilebilir. Bir Bulut Olsam da bir dönüm noktası olarak değerlendir. Anadolu Kartalları da değerlendirilebilir. Ertuğrul son noktada, Ertuğrul da bir dönüm noktası olarak değerlendirebilirsin. Hani yurt dışında çok büyük bir tanınırlık sağlaması açısından da. O çok oralarda. Ertuğrul tabii. Çok bambaşka bir dönüm noktası oldu ama farklı farklı işler farklı yerlere evirdi kariyerimi ve farklı
kapılar açtı gerçekten. Birçok öyle dönüm noktasından bahsedebilirim kariyerimle ilgili. Peki hiç fal, doğum haritası falan baktırıp karar almışlığın oldu mu? Karar almışlık biraz iddialı olabilir ama tüm ya ezoterizme ve hani işte dinler tarihine çok büyük bir merakım var. Böyle 22'li yaşlardan itibaren bunlarla ilgili çok okuma yaparım. Hı hı. İşte Doğu felsefesi, Batı felsefesi. O yüzden de hani bunların hepsiyle ilgili okuma yaptım. Hı. İşte numarolojisinden işte Çin astrolojisine, normal astrolojiye kadar hepsiyle ilgili ne olduğumu biliyorum. Adama i̇şte yok dedi bu ki, evim kaçıncı evrede, bu evim orada, yok bilmem ne evrem adamı orada. Adamı diyoruz ki fal baktırdın mı? Diyor ki ezoterizmi ben okudum. Hepsi. O yüzden bilirim. Evet. Ama çartımı, aha, genel hayat çartımı, şanslarımı bilirim, şanssızlıklarımı bilirim. Ama hani dönüp bugün ne olacak acaba diye peşine de düşmem. Hmm. Baktım chart'ta genelde bir sıkıntı yok, devam et diyor yani. Aa. Tamam işte, devam. Harika ya. Kendin devam. İlgileniyorsun yani, müthiş. Kendini baban gibi davranırken yakaladığın oluyor mu? Mutlaka benziyorumdur babama. Benzediğim yanlarım mutlaka vardır. Belki pipo içsem çok babam gibi yakaladığım şeyler anlar olabilir. Ya. Çünkü babam pipo içer ve kitap okur. Hep babamın bendeki görüntüsü odur. Bir piposu, bir işte deniz gören bir yerleri ve elinde kitabıdır. Böyle babamla ilgili görüntülerin en büyüğü odur. Ve bana da çok küçük yaşlardan itibaren kitap okuma alışkanlığı geliştirmiştir gerçekten. Böyle ara ara deniz kenarında bir yerde orada burada kitap okurken kendimi yakaladığımda babam da olsa şimdi hoşuna giderdi. Bak burada ikisiniz de tam babamlık yeri falan derken yakalıyorum kendimi. Peki hanımlar beyler sizce yeterince dürüst müydü? Peki lisede dediğin gibi tiyatroya başlıyorsun. 9 Eylül'de oynuyorsun. DOT'ta işte Kürklü Merkür'de çoğunluğun denk geldi bir bayağı bir o bütün oyuncuların artık hepimiz için star olduğu bir ekip o. Yapmak isteyeceğim bir gibi bir oyun mu yok yoksa zamanın mı yok? Yani çünkü çok iyiydiniz sahnede. En son ben orada seyrettim Kürklü Merkür'de. En son oynadığım o oyundan önce ilk İstanbul'a geldiğimde Kenter Tiyatrosu'nda oynadım. Evet. Müthişti yani, okuldu benim için gerçekten. Evet. Ondan sonra Kenter Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu'ndan sonra Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda bir oyun yönettim. Ondan sonra tiyatro yapamadım bir şekilde. Hı hı. Çünkü televizyon oyunculuğu, ya televizyon yapmaya başladım. Televizyon yapmaya başlayınca da hayat böyle bir başka bir tempoya giriyor. Evet. Yani gündüzün belli değil, gecen belli değil. İşte şimdi çalışma şartlarımız çok daha iyi ama eskiden 15 saat, 16 tabii saat, 17 saat, 18 saat vurma çalıştığımız ya oluyordu. Yani hani tabii canım o. Dışarıdan baksanız hani ha bunlar starlar, ne hayatları var falan. Ne starı tabii, canım tabii. Yani öyle starlık mı olur? 18 saat çalışıyorduk işte. Yani haftanın 6 günü çalışıyordum ben 18 evet saat yani. Böyle bir starlık kavramı falan yoktu yok yani hiçbir yerinde yani. Bunun için de biraz boşluğu bekliyorum yani. O yıl televizyona bir şey, ana akıma bir şey yapmayayım. Sadece tiyatro yapayım. Yok öyle bir şeyin de olmadı değil mi şimdiye kadar? Şimdiye kadar çok olmadı. Ve hep böyle bir şeylerin içinde oldum yani. Ha. İlk boşluğumu bekliyorum ama bakıyorum tekst. Hadi hayırlısı. Varsa bir tekst beklerim. Tabii. Şimdi kariyerine baktığımızda ruhsarı görüyoruz. Belalı Baldız var, Sıla var, Kızlar Yurdu, Bir Bulut Olsam. Bayağı birbirinden farklı rolleri canlandırmış olsan da senin de dediğin gibi Engin Altan Düz Yatan dendiğinde Ertuğrul çok bahsedilen bir yerde. En yakın ve çok büyük bilinen o olduğu için. Bu sana ne düşündürüyor? Böyle canını sıkıyor mu? Yok, sıkmıyor aslında. Yani evet hani çok fazla işim vardı ve hani niye bunu hatırlıyorlar demek çok da doğru olmaz. Çünkü yani en son ve yaptığım yani 23 reyting kaldık abi. 26 reyting kaldık. Yani 60 share aldık bir ara. 65 share aldık yani. Matematiksel karşılığını söyleyeyim. Bir reytingi 300 bin kişi deyin. 300 bin kişi çarpı 23 insan o süre zarfında ortalama olarak ekran başında demek bu. 7 milyon yaklaşık kişi oturup onu seyrediyor demek. 7 milyon aynı anda bir şey seyredilebilecek bir platform yok arkadaşlar. Ya şöyle %65 share dediğimiz o anda televizyona açık 100 insandan 65'i bizi seyrediyordu. Hah, share tabii daha şey. Yani o kadar ilginç bir rakam ki evet. Şimdi insanlara niye beni bunu hatırlıyorsunuz diyemezsin. Diyemezsin tabii abi. Yani doğal olarak bir de ben çok ondan önceki kariyerimde çok daha AB seyircisi olan işlerde oynadım ben. Hı hı. Ve
Ertuğrul'la birlikte genele yayılan bir seyirci evet. kitlesiyle buluştum ve hiç böyle bir şey demiyorum. Aksine hani çok çok da farklı kapılar açtı hayatımda bana. Hı-hı. Hiç böyle bir şey yaptığım bir durum yok yani. Ah Ertuğrul niye böyle diyorlar falan. Hayır abi çok da çok da memnunum yani. Tabii çok canım niye memnun yani. Olmayacaksın? Bak ilk aynen. başrol olduğun işin Koçum Benim. Evet. Zaten okul benim, okul gibiydi benim için gibi bir yerde evet. söylemişsin. Ben aslında şeyi merak ediyorum. Tarık Akan'la oynamak nasıl bir histi ya? Ya Tarık Akan mükemmeldi. Yani Tarık Akan inanılmaz bir adamdı bir kere. Hani hepimizin işte Yeşilçam'da büyüdüğü ve hani hepimizin hayran olduğu bir idol zaten. Ben üniversiteden yeni mezun olmuştum. 21 yaşındaydım. Böyle genç bir oyuncu ve hani ilk işlerin Zihni Göktay, işte yani Tarık Akan... İşte Ebru Cündübeyoğulları ve herkes orada. Yunus Günç'e, Nehir Erdoğan, Yasemin Ergen'e falan hani böyle oradan çıkan bütün genç jenerasyonda sonra bir şey oldu gerçekten. Evet. Ve Tarık abiyle inanılmazdı. Çok tabii, isterdim ben de ya Tarık Akan'la oynayabilmeyi. Ben de çok 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 keyif aldım ya gerçekten. Süper. Abi, çok da ilginç çok bir anımız var Tarık abiyle. Şimdi ilk karşılaştık Tarık abiyle. Tarık abi çok uzun bir adam. Yani ben 1.85'im, Tarık abi 1.90 küsür o zaman. Rahmetli. Çok da narin bir sesi vardır Tarık hı-hı. abinin. Böyle ince bir sesi vardır Tarık abinin. Ve Tarık abi Mustafa Labora konuşur. Bütün izlediğimiz Yeşilçam filmlerinde ve her yerde Mustafa Labora konuşur abi Tarık abi. Bir gün böyle bir sahne var. Biz de çok yeniyiz. Yani belki ilk haftanın işlerinden bir tanesi. Tarık abi hep çok kısık sesle konuşuyor böyle. Bir karşılıklı oynarken falan diyor. Ağzını oynatıyor ama falan diyor. Geçiyor abi. Biz anlamıyoruz başlarda falan. Bir gün böyle işte bir sahnedeyiz. İşte basketbolcularız biz lisede. Tarık abi de basketbol koçu. Ve Tarık abi hani uzun boylu olduğu için biz basketbol biliyor zannediyoruz. Tarık abi basketbol topuna işte bardak gibi bakıyor yani. Hiçbir alakası yok Tarık abinin basketbol topuyla. Bir filmde oynamış. O zamanlar bir top vermişler eline. İşte o zamanlar bir turnike atmıştım. Turnikeydi değil mi onun adı falan diyor bana. Hiç alakası yok basketbolla. Ve böyle işte bir çocuklardan bir tanesi düşüyor, bir yeri yaralanıyor. Biz de böyle hani düşüyoruz, iyi misin falan işte peşine gidiyoruz. Hepimiz genceciyiz. Tarık abi geliyor ve bakıyor işte ambulansa ihtiyaç var. Dönecek ve ambulans, ambulans yardım edin çocuklar gelin oradan falan diyecek. Biz böyle duruyoruz. Tarık abi geldi, baktı böyle, döndü. Abi ses yok. Şimdi hiçbirimize soramıyoruz Tarık abiye hani... Hani Tarık abi neden konuşmadın abi, niye öyle... Hani sessiz. 1.90'da adam hani niye yani. Niye yaptın abi falan da diyemiyoruz yani. O Ozi'yi bilirsin. Yırtıktır yani hiç öyle şeylere bakma. Abi niye konuşmadın ya falan dedi. Bir sesini duysaydık falan filan yaptı. Abi Tarık abinin onu hiç unutamam. Ben ne bağıracağım ya, Mustafa bağırsın dedi. Mustafa Labora konuşuyor. Mustafa bağırsın işte dedi yani orada. Ay harika bir adam çok, ya. Çok 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 tatlıydı. O mu bu mu? Sana tabii ki zorlandık. Neden? Çünkü evli ve çocuklu olduğun için abuk sabuk bir şey sormamaya gayret ettik. Okay. O yüzden şöyle sorduk. Kiminle paraşütle atlamak istersin? Daha böyle güvenli ilişkisi gibi. Daniel Day-Lewis'le. Ben sana soracağım onu. Heyecanlandım. İlk seçeneklerin şunlar. Elçin Sangu'yla mı atlamak istersin? Sedef Avcı'yla mı atlamak istersin? Elçin'le atlamak isterim. Neden? Daha deli Elçin. Daha deli diye. Yani daha şey. Hani bir de biliyorsun beraber şimdi evet. tiyatro yapıyorlar. Hayko Cepkin. Hayko'yla. Evet. Ve Hayko da biliyorsun çok atlama evet. meraklısıdır. Öğretmiştir diyorsun. O yüzden hani Hayko'dan 100 kere falan dinlemiştir büyük ihtimalle aynen. Elçin o hikayeleri. Doğru. Hayko'yla bir hikayem var. Atlayacağız diye böyle Efes Antik Tiyatro'da ben bir gün atlamaya gittim. Paraşütle atlamaya aha. gittim. Tam geçerken Nesişah'la beraberiz o zamanlar. Gel dedim şuradan bir paraşütle atlayalım. Ben öyle bir şey hayatta yapmam falan dedi. Ya dedim gel atlayalım falan. Orada Hayko. Tabii sürekli atlıyor Hayko evet. orada. Hiç de tanışmıyoruz Hayko'yla. Abi ne haber falan dedi. İyi Hayko sen nasılsın falan. İyi vallahi atlamaya mı geldin dedi. Evet ya ben de şimdi uçağım vardı gidiyordum dedi. Abi ne olsun kısmet bir dahaki sefere falan. Olur mu ya bırakır mıyım ben seni? Bekle bekle ben uçağı iptal edeyim dedim. Abi adam uçağı iptal etti. Peki falan dedim. Böyle, hiç tanımıyorum yani. İlk defa tanıştık. Beraber çıktık uçakla. Çok iyi merak etme falan dedim. Ters takla atladı uçaktan Hayko. İndi aşağı falan. Siz hala uçaktasınız. Ben de gidiyorum dedim. Ben bir adama bağlıyım tabii yani. Biz böyle beraber gittik falan. Atladık işte. İndik aşağı falan. Ben böyle bir... Çok müthiş zevkli bir şey. Neyse aşağıda Hayko'yu gördüm.
nasıldı falan dedi. Abi çok iyi dedim vallahi, çok keyifliydi falan dedim. Harika falan dedi. Ben orada giyindim, soyundum falan. Hani bekliyorum, o da büyük ihtimal aynı. Hani uçakla dönecek falan. Ben gidiyorum abi dedim. Ya ben ilk kere daha atlayayım, geceye aldım uçağı dedi. Adamı, üç kere daha falan atladı abi adam. Gerçekten. Abi bütün gün atladı yani. Bir benle kaldı. Sonra ya hazır kalmışken akşama kadar kalayım, bir üç kere daha atlarım. Ben görüşürüz bro falan filan. Adrenalin seviyorsan, ben adrenalin tutkusu var bende. Yani tetikliyor beni adrenalin. Çok zevkli. Ben sağ inemem diye düşünüyorum. Seviyorum adrenalin ama. Peki, Elçin'le mi atlamak istersin yoksa Ulaş Tuna Aztepe'yle? Paraşütten mi hala? Evet, hala. Elçin'le. Tek bir şey var zaten. Elçin'le. Neden? Yani yükseklik şimdi, korkusu mu var? Ulaş'ın mı? Ya. Yok, bilmiyorum. Ulaş'la da atlayabiliriz aslında. Yok yok, şaka yaptım. Elçin'se Elçin. Yani ne bileyim, daha eğlenceli olur herhalde. Tamam, Elçin'le, Elçin'le devam ediyoruz. Peki, Elçin'le mi atlarsın, Rojda Demirer'le mi? Hayır, Rojda'yı dedi atladı. Rojda çok eski arkadaşımdır Rojda. Rojda atlar mı bilmiyorum paraşütle. Evet, o bir onunla konuşmamız gerekebilir. Yani çok prensestir çünkü evet. Rojda de yani. Deki atlamayı kabul etti. Çok eski arkadaşım Rojda ile atlıyor. Rojda ile atlamış, Rojda, tamam. Rojda Demirer'le mi atlarsın, Rosamund Pike'la mı? Rojda ile, tanımıyorum ablayı. Tanıyorsun aslında, en kötü fotoğrafını seçtik ki beğenme. Gone Girl. Gone Girl. Aynen. Seyretmedim. Aynen, çok güzel. Harika bir cevap. Rojda mı, Martin Scorsese mi? Martin abi alalım. Yukarıda iki bir şey konuşuruz. Ya bu işi nasıl yaptın? Değil mi? Evet. Gerçekten Leo, seni nasıl o Leo, ne yapıyor? Gerçekten ya çok geç o, vermediler sizin mi? Sizin New York çetesi için Daniel Day-Lewis'le İtalya'da yaşadı mı o Leo falan diye sorularımız olur. Aynen. Martin abi olur. Martin Scorsese ile devam ediyoruz. Martin Scorsese ile mi yoksa Mila Kunis ile mi atlarsın? Evli iki çocuk babasıyım ben. Abi paraşütle atlanıyor. Aklınızda ne var? Mila Kunis'le. Mila Kunis'le atlıyor. Aşağıda ben bekliyorum. Aşağıda hanım da bekliyor. Hanım da ben zaten şey yapacağım. Abla öyle değil ya falan. Peki Mila Kunis mi, Ryan Gosling mi? Ryan Gosling olur. Peki Ryan Gosling'le mi, Burçin Terzioğlu ile? Burçin'le de olur. Hey şimdi gönülleri... Adam gönül... da rahat harbiden ya. Gönülleri ol ya, gönül kalmasın yani. Hani niye Burçin'le atlamasında Ryan Gosling? Burçin arkadaşımız. Yani Burçin'e mesela sorsak bence... Ya sence Ryan Gosling'le mi atlayayım, senle mi atlayayım paraşütten desek... Oğlum git biz de atlarız zaten. Sen, sen Ryan'a git falan. Bence öyle der. Bozulmaz yani. Peki Ryan Gosling diyelim. Burçin benim ağzıma sıçacak. Peki Ryan Gosling mi, Nicole Kidman mı? Ay geldi aşağıda. Bunlar yaşımızın seçenekleri arkadaşlar. Ryan Gosling. Ryan Gosling mi? Ryan neden? Gosling. Hiçbir çünkü fikrim bu, yok. İner, bu çünkü 6 ayda iner. Kağıt gibi böyle. İnemez ondan. Atlayabilir mi yani Nicole Kidman uçaktan falan ya? Kalp bir şey falan. Vallahi ben Nicole Kidman'a... Ben çocuktum, 2000... Nicole Kidman vardı evet, yani. 2023 yılında bu diye hitap ettim az önce. Kendime şaşırıyorum. O yüzden sen devam et. Ryan Gosling değildi ya. Ryan Gosling. Ryan Gosling'le devam ediyoruz. Ryan Gosling mi? Aha benimki. Jason Momoa mı? Bu ayıyı yine niye koydun ya? Doktor bu ayı ya. Çok, çok iri. Ya çok iri, bir de tişört gibi ıslatmış ayı ya yani. İri. Yani. Bu da böyle indi. Hani paraşütten atlayın. Jason'la çok çabuk ineriz aşağıya. Aynen. Yani, anladın mı? Hani çıkmakla inmemiz bir olur. Abi Ryan'la devam edelim. Ryan'la devam ediyoruz. Ryan Gosling mi, Robert Downey Jr. mı? Tabii ki Robert Downey Jr. Neden? Çok beğeniyorum. Ben çok de yetenekli. Evet. Yani inanılmaz yetenekli bir adam ve her döneminde yani hani ilk çıktığı dönemde de arada evet, biliyorsun hani bu rehableri vardır, onları evet, vardır, bunları vardır. Ondan sonra da evet, yani cool bir bey. Robert Downey tabii. Peki ki Robert Downey Jr. mı, Emilia Clarke mı? Robert abi. Robert. Robert'tan devam ederim. Ben. Tamam. Robert Downey Jr. mı, Dilan Çiçek Deniz mi? Robert Downey Jr. Delikanlı gibi. Robert Downey Jr. mı, Selim Bayraktar mı? Ay Selim'ciğim tabii ki. Bir noktaya kadar. Robert da bir yere kadar ben sana söyleyeyim. Robert tabii. Yani Selim müthiş bir çocuktur Selim yani. Yani çok... ama yeni evlendi biliyorsun. Belki evet, vakti evet, olmaz o yüzden.
Yani tabii Selim vaktim yok derse ben Robert'la devam ederim. Ama şu an sen karar vermelisin. Selim ve Robert'la. Selim Bayraktar. Selim Bayraktar'la devam ediyoruz. Selim Bayraktar mı? Tom Hardy mi? Tom Hardy. Selim'cim o tatlılık ne oldu ya deminki? Ama abi bu çok acayip bir çocuk bu çocuk. Evet. Bu da acayip. Zaten yani acayip çocuğun, olmayan bir tek bu... Jason Momoa vardı, o da acayip. Yani onun şeyini falan hatırlıyor musun yani? Bu hapishanede çektiği falan filan, evet, o ilk işlerini falan. Evet, çocuk çok acayip yetenekli bir çocuk. Aynen. Yani. Evet. Hani ve her işinde bambaşka ve hani... Hediyeli bir arkadaşımız. Çok çok yetenekli çocuklar bunlar. Hı-hı. Ve hani çok güzel roller geliyorlar ellerine. Çok oyuncaklı işleri oluyor. Çok vakitleri var, çok rahatlar. Hani çok özendiğimiz adamlar bunlar hani. Evet. O yüzden doğru. Tabii ki... Tom Hardy. Peki Tom Hardy mi, Al Pacino mu? Canım çok yaşlandı be. Tom Hardy. Allah gibi. Çok yani aşağıda direkt şey ineriz Tom, Al Pacino ile falan. Açın yani, açın açın. Direkt açılır içeri gireriz yani hani. Peki Tom Hardy mi, Zoe Kravitz mi? Hmm. Falan. Anladım. Bir dakika. Tom Hardy. En kötü Tom Hardy ile jiu-jitsu yaparız. Kanka benim de aklıma geldi Zoe Kravitz ile yapılacak bir takım şeyler. Zoe Kravitz bu arada bizim Kravitz'in, Lenny Kravitz'in bir şey mi? Kızı mı? Teyzesinin oğlu. Lenny Kravitz'in kızı mı? Evet. O kadar büyüdü mü ya? Aynen. Büyüdü mü dediğin kaç yaşında lan? Çocuk gelin mi yaptın? Lenny Kravitz'i işte biz çocuk. Ben şu an Zoe Kravitz'e yürüyorum. Yanlış olmasın. Kaç yaşında bu? 34 ya. Daha ne olsun be? Hocam tabii canım sen devam et. Bence eş seçimi için ve çocuk için... Aynen ya. Tam evet. Benim kalemim ya. Bence de. Zoe Kravitz. Hocam ben neredeydik en son? Tom'da mıydık? Tom'dayız. Tom Hardy ile devam abi. Ben şey diyeyim evet. Tom Hardy mi? Hülya Koçyiğit mi? Hülya teyze abi. Hülya teyzeyle atlamıyorum paraşütle. Ne işi var efendim? Yani, çok çok hanımefendidir Hülya evet. Teyze yani Hülya teyze. Bu arada atlayalım desem şey yap beni kırmamak için atlamayı bile düşünebilir biliyor musun Hülya teyze? Çok zariftir gerçekten Hülya teyze. Teyze diyorum biraz ayıp oluyor ama. Estağfurullah. Yani evet. Tom Hardy ile devam ediyoruz. Selim amcamla baş başa bırakıyorum ve Tom Hardy ile devam ediyorum. Peki efendim. Tom Hardy mi Neslişah Alkoçlar Düzyatağı mı? Yani... Kesin Neslişah'la tercih ederdim ama Neslişah'la mümkün değil. Çok korkuyor ya. İşlerden. O şeye gittiğimizde bir kere de yine Efes'e gittik. Atladıktan sonra ben bir kere daha Çeşme'den yani Çeşme'den bir yerlere gidiyorduk falan. Gel dedim tekrar atlayalım. Ben bir tekrar atlayayım Efes'e uğrayalım falan. Olur dedi. Uğradık abi Efes'e. Dediler ki bugün uçuş yok. Hava kötü. Ha. Atlayamazsınız. Ne yapalım falan. Dedi ki şeyler var. Ultralight helikopterler ya da ultralight işte planörler böyle şeyler Delta. Onlar var. İstiyorsanız onlarla çıkabilirsiniz. Dedim ki ben o Delta kanadı alayım. Hani Delta kanat kullanıyorsun, kullanıyorsun. Sevkli işler onlar. Onu yaparım. Neslişah da ultralight bir helikopter. Peki ben de buna bineyim o zaman dedi Neslişah. Ben önden kalktım. Neslişah da arkadan uçağa kalktı. İşte onun önünde bir pilot var, benim önümde bir pilot var. Biz kalktık, kalkar kalkmaz pilot hemen verdi bana delta kanadı. Ben böyle bir yandan delta kanat kullanıyorum, bir yandan kulağımda bir şey var. Böyle sesleri duyuyorum, kulenin seslerini de dinliyorum. Evet işte kule bilmem ne bir şey, delta kanat işte ultralight helikopter kalkış izni istiyor. İstedik. Neslişahlar kalktı. Gerçekten şu anda konuştuğum süre kadar bir vakit geçti. Ve şöyle bir anons daha yapıldı. Kule, delta kanat, şey, iniş izni istiyor. Abi daha şimdi kalktılar falan. Abi Neslişah gözlerini açmamış. Böyle gözler kapalı, in falan diye. Abi bak, helikopter böyle kalktı, diye döndü ve indi. O kadar yani, hani uçuş o kadardı. Tabii ki Nesli'yle çok yapmak isterdim hani bunu beraber paylaşmak ama Nesli mümkün değil. O zaman inince bekler. Hanımlar, beyler Tom Hardy ile atlıyor diyebilir. Çöp Adam'la yine bambaşka bir hikaye ve karakterle geri dön. Nasıl buldun rolü ve hikayeyi? Psikolojik derinliği olması açıkçası beni çok etkiledi. Yani Onur hikayeyi anlatırken Güven Atam, hı hı, gerçek bir hikayenin altyapısından olduğunu söylemişti. Ve Gülseren Hanım'ın hastalarından bir tanesinin, hı hı, hikayesine dayanıyor hikaye. Ve ben bütün kariyerim boyunca ona çok dikkat etmeye çalıştım. Birbirine benzer rolleri arka arkaya en azından arka arkaya oynamamaya çok dikkat ettim. Ve
burada da beni zorlayacak bir şeyler olsun istedim. Bu hikayenin şöyle bir tarafı var. Gerçek bir hikaye. Bir yandan evet tabii ki birebir gerçekliğinden bahsedemeyiz hikayenin ama... bir yandan da çok fazla çocukluk defektiyle büyümüş ve hani çok fazla sorunla kendini bir yere kadar taşımış... ve bunlarla boğuşan bir adam var ortada. Ve aslına bakarsan sapkınlıkları da var. Yani sadece bir kadını görüyor ve biz zannediyoruz ki belki çok hoşuna gittiği için... abi kadını kaçırıyor. Hani evin altında mahzene hapsediyor kadını. Neden diye bakıyorsun. Altyapısına baktığında aslında koruma ihtiyacı duyuyor kadını. Çünkü işte çocukluğunda kız kardeşinin ayağından bağlamışlar. Ve böyle bir durumda da birini korumanın yolunun aslında onu hapsetmek olduğunu düşünen bir beyinle büyümüş. Ve hani bu açıkçası beni çok etkiledi. Hani bu hikaye beni çok etkiledi ve... İçinde olmak istedim bir şekilde. Peki Altan şey o zorluyor mu? Böyle bir çok fazla bu rolle çünkü yani normal bir şey oynamıyorsun yani. Çok fazla iş var içeride. Evet. O kadar kendini onun içinde tuttuktan sonra böyle bir durup duvara bakmak istediğin oluyor mu? Ya bence bu his her yaptığımız işten sonra sen de biliyorsun. Her yaptığımız ne oynuyorsak oynayalım bir şekilde buna ihtiyacımız oluyor. Çünkü... yani hayatımızın uzun bir süresi, yani işte ben bir dizide oynuyorum. Hayatımın işte gündüz en az 8 saat, 10 saat çalışıyorsam o 10 saatin, hadi araları geçtik, 6 saati başka bir adammış gibi davranıyorum. Ve doğal olarak hani düşünsene abi hayatının 6 saati bambaşka bir adammış gibi davranıyorsun. Bambaşka bir adammış gibi konuşuyorsun. Onun yerine kendini koyuyorsun. Yani hep her zaman kendini sağaltmaya ihtiyacın oluyor. Rolden çıkamıyorum. Ha, yok. Ben profesyonelim. Ben, yok, o canım, ben meslek yani. Öyle yani, bir o şey. O ben değilim, o benim mesleğim. Yok. Her işten sonra kendimi sağaltmaya ihtiyaç duyuyorum. Tekrar kendi duygularımı hatırlamak, tekrar kendimi hatırlamak için vakte ihtiyacım oluyor. Yani ve özellikle Ertuğrul'dan sonra onu çok hissetmiştim. 5 yıl çok yoğun bir süreç ve adamın baştan yani 19 yaşından 50 yaşına kadar oynadım ve... En son artık Türkçesi de ağırlaşmıştı. Duruş pozisyonum da çok ağırlaşmıştı. Hani proporsiyonum da çok ağır bir konuma gelmişti ve gündelik hareket etmeyi vücudumda böyle şey gibi çok mu şey yaptım acaba böyle bir çok mu günlük bir şey oldu gibi hissetmeye başlıyorsun ister istemez. Kendini sağaltmaya ihtiyacın oluyor. Bence her projeden sonra bir aktörün kendini sağaltmak için kendine ayırması gereken bir vakit gerekiyor. Alkışlarınızla Alaca geliyor. Evimden teninin kokusunu al. Gittiğinden beri tüter ya buram buram. Neden her zaman bir taraf daha çok sever? Klişeleri takmam ama doğru bu sefer. Evimden teninin kokusunu al. Eşyalarını gelip aldığın gibi al. Gülümsemeni kaybetme, o bana yeter. Buysa söylerim duymak istediklerin eğer. O zaman her şey yolunda. Gülüyorum bak, her şey yolunda. Biraz yardım var tabi parmaklarımdan. Gülüyorum bak, her şey yolunda. O zaman her şey yolunda, benim dışımda her şey yolunda. Gözümdeki yaş mutluluğumdan, efe fırınca mutlaka ara. Alışkanlıktan yine yarım vedaydı. Karanlığa sürer gider mi bu böyle biter? Teninin kokusunu al. Eşyalarını gelip aldığın gibi al. Gülümsemeni kaybetme, o bana yeter. Buysa söylerim duymak istediklerin eğer. O zaman her şey yolunda. Gülüyorum bak, her şey yolunda. Biraz yardım var tabi parmaklarımdan. Gülüyorum bak, her şey yolunda. O zaman her
her şey yolunda. Gülüyorum bak, her şey yolunda. Biraz yardım var tabi parmaklarımdan. Gülüyorum bak, her şey yolunda. Ağla ağla ben beter oldum. Ağla ağla ben beter oldum. Ama yalanlarsa istediğim, tamam onu söylerim. O zaman her şey yolunda, benim dışımda her şey yolunda. O zaman her şey yolunda, gülüyorum bak her şey yolunda. Her şey yolunda, her şey yolunda. Gülüyorum bak, her şey yolunda. Yolunda, her şey yolunda. Benim dışımda, her şey yolunda. Çöp Adam oyununda oyun şirketini büyük paralara satan bir yazılım şirketi sahipsin. Evet. Şimdi benim bildiğim bu böyle bir dijital oyunlarla ilgili bir tür yatırımın var. Yatırım yapıyorsun ya da bir yatırıma dahil oluyorsun. Ondan bahsetsene biraz. Ya birkaç tane yatırımım var. Web3 dünyasına dair de yatırımım var. Pandemi döneminde işte hepimiz sıkılıyoruz işte. Herkes evde ne yapacağımızı şaşırıyoruz falan. Bende de iki tane çocuk var ve hani bu çocuklar nasıl bir dünyaya doğacaklar, nasıl bir dünyanın içindeler ve neyle yaşayacaklar diye bu Web3 dünyasına ve biraz sardım açıkçası. Hmm. İşte kripto dünyası, Web3 dünyası, o Web3 tabanı nedir, işte Web2 tabanı nedir, neler olacak orada hayatımızda diye bayağı 6 ay, 7 ay okudum. Her şeyi okudum bunlarla ilgili. Ve çok bakir bir yer ve evet, çok hala fazla gelişime açık ve Web2 tabanlı birçok şeyle de Web3 tabanını çok birleştirebilirsin. Şimdi birkaç tane proje var hani orada yatırım yaptığım. Hı hı. Bir tanesi Wide Angle diye bir proje. Bu proje aslında bir platform. Web3 tabanlı bir platform. Aslında Web3 tabanlı bir film fonlama projesi. Hı hı. Yani film fonlayabiliyorsun. Ama işte burada işte sen geliyorsun yapımcı olarak, diyorsun ki kardeşim benim bu işim var. Senaryom bu. Ahmet'i oynatacağım. Altan oynayacak bizde ve biz onu açıyoruz halka. Diyoruz ki kardeşim bunu fonlamak ister misiniz? Biri 50 dolar veriyor, biri 100 dolar veriyor ve biz filmi fonluyoruz. Çekilmesine ön ayak oluyoruz. Ve ondan sonrasında çekildikten sonra da kar edildiyse her pay sahibi kendi oranında da kar ediyor. Hmm. Bir Web3 tabanlı bir oyunun içerisindeyim. Web3 tabanlı ve sadece kripto ile oynanan bir oyunun içerisindeyim. Böyle bir yatırımım var ayrı, Medieval Empires diye. Ve ayrı ayrı aslında böyle Web3 tabanlı işlere hala yatırım yapıyorum. 5'te 5. İsminiz ne? Efkan. Nerede öğrenciydiniz? Ben Piri Reis'te öğrenciyim. Harika, ne okuyordunuz? Bilişim Sistemleri Mühendisliği. Hemen oyunu anlatıyorum. Altan Bey'i tanıyorsunuz. Evet, aşinayım. O kadar da tanımıyorsun yani. Yani falan. Kimle başlayayım? Buyurun lütfen, estağfurullah. Teşekkürler. Hazırsan geliyor. Hazırım. Kuruyan üç şey. Havlu, saç, araba, mendil. Tam çok doğru oldu. Evet. Cayır cayır. Araba, saç araba oldu. Evet. Araba kuruyorsun. Yenildim de. Evet. Soyulan üç şey. Muz, elma, şeftali, portakal. Vur! Tamam. Evet. Delikleri olan üç şey. Abi. Geçmiş olsun kardeşim. Ne geçti ki aklından da bilemedin ya. Süzgeç. Bak süzgeç. Değil mi efendim? Ne efendim? Wow, bravo meslek. Dantelli üç şey. Kanaviçe. Aynen. Geçmiş olsun. Yapışan üç şey. Bant, uhu, sevgili. Doğru mu duydum ya? Doğru duydum. Sevgili mi dedin? Bir şey söyleyeceğim. Biraz önce sen bana özgüvenden mi bahsettin?
Sen miydin? Dokunduktan sonra ellerini yıkamak istediğin üç şey. Abi bunda gülünecek bir şey yok. Her şey. Her şey yani. Her şey. Çok güzel cevap, her şey. Kazandı falan. Son, sana soruyorum. Son. Komşuları rahatsız eden üç şey. Ses. Kapı cızırtısı. Kapı cızırtısı ne oldu? Bir de bağırış. Bağır, dayama olmadı. Tüyleri diken diken eden üç şey. Şeytan dürtmesi böyle arkandan gelir gibi aniden olur ya, böyle bir şey olur falan. Dedem ya. Dedem. Ama dürten öyle arkanda sanki biri aynen, varmış. Aynen. Böyle bir hı titrersin değil mi? Hiçbir şey de yoktur sen arkanda. Sen biliyor musun şeytan dürtmesi? Yaşamadım. Ya. Ya. Nereden bilecek bizim efendim? Bizim jenerasyon bilir onu. Efkan kazandı. Bravo. Tabii ki. Bir gün yazmak, çekmek gibi bir hayalin var mı? Çok isterim bir şey çekmek. Yani kendi hikayemi anlatmak çok isterim. Ve hani bunu çekiyor olmak, yazıyor olmak çok isterim. Ama bu çok çok vakit. Yani evet. Buna oturup işte bir yılını, bir buçuk yılını, belki iki yılını harcaman lazım. İşte bunu olgunlaştırması çok büyük bir vakit. Hı hı. Şimdiye kadar böyle bir vaktim olmadı hiç. Hı hı. Ve hani buna çaba harcamadım. Ama bir yapım şirketim var ve hikaye üretiyorum sürekli. Evet. Sürekli hikaye üretiyorum, sürekli bununla ilgili hani bir şekilde vakit harcıyorum. İleride bir gün vakti gelirse, öyle bir vaktim olursa, yapabilirsem, evet kendi hikayemi, kendi derdimi, kendi dert edindiğim şeyi insanlığa da anlatmak isterim. Evet isterim. Umarım kısa zamanda ona da vaktin olur. Umuyorum. Göbeğinde evet. Onurum hayatımdır yazan bir dövme varmış. Evet. Hikayesi var, başka dövmelerin de var da. Var, birkaç tane var. Var hikayesi. İzmir'den ilk geldiğim dönemlerde biz İzmir'de daha saf büyüyen çocuklardık. Daha belki aile yapımından da kaynaklı. Biz herkesi etrafımızdaki yani herkesi iyi zannediyorduk biz İzmir'deyken. Hmm. Ne bileyim öyle çok da etrafımızda kötü insanlar yoktu ya da çok da böyle bir kıskançlık ortamları yoktu. Çok böyle büyük problemler yaşamadım ben İzmir'deki hayatımda. Hmm. İstanbul'a geldiğimde çok bocaladım. İlk zamanlarda çok bocaladım. Çünkü çok samimi gördüğüm birçok insanın aslında samimi olmadığını fark ediyorsun İstanbul'da. Ve İstanbul'un gerçekten o kurtlar sofrası dediğin şeyi ben gördüm İstanbul'a geldiğimde. Yani yaşadım onu açıkçası. Yani böyle dostunmuş gibi görünen adamların hani iki dakika sonra bambaşka bir hale büründüğünü senin arkandan gördüm ve o zamanlarda hala çok merakım vardır ama o zamanlarda böyle bilim kurgu çok okurdum. Hmm. Ve o bilim kurgu kitaplarının içinde bir tanesinde de böyle işte onurum hayatımdır diye bir yazı okumuştum. Ve tam da böyle işte birileri büyük ihtimal bir kazık attı bana. Hani çok iyi, yakın tarihte ve hani onun acısı var içimde. Ve aman abi ben bunu bir yerime yazdırayım. Hani ne olursa olsun bu memlekete geldik bari onurumuzu kaybetmeyelim diye. Hmm. Onu onurum hayatımdır diye yazdırdım ve her gördüğümde de hatırlarım böyle. Ne yaparsan yap bu memlekette onurunu kaybetme. Çünkü onu kaybedince her şeyi kaybediyorsun hayatta. Yumurta. Berbat bir yarışmamız var. Gerçekten mi? Aynen. Bu sefer geçen hafta Mert çok ısrar etti üstüne üstüne diye. Bunu takmanı rica edeceğim abi. Çünkü artık üstümüze üstümüze. Ne yapacağız? Evet. Gerçekten birbirimize yumurta mı kıracağız? Birbirimize mi kırsak? Şöyle yapacağım ama oturalım. Tamam. Evet. Taş, kağıt, makas oyun. Hmm. Abi adamda duruşuna bak. Ben de duruşuna bakacağım. Bu ne oğlum ya? Heh, tam bağla. Sık ki çorbacı gibi kalayım burada ben. Allah'ım yarabbim. Gerçekten inanılmaz. Taş, kağıt, makas oynayacağız. Kaybedenin üstünde bunu patlatacağız işte. Tamam anladım. Bir, iki, üç. Heh hadi al. Ya... Kendi kendime mi? Ha, evet sen seçeceksin ben patlat. Ay kendi patlat ya aman beni uğraştı. Kendi üstüne ama. Kurtardım galiba. Hiç böyle bir hareket beklemiyordum.
Çok iyi ama bence de öyle yapalım. Neydi? Daha atmaca da şey. Yok, ben böyle elimle açarsın falan. Ama bu iyi. Herif Ertuğrul abi. Evet. 1-2-3. 1-2-3. Anam. 1-2-3. Ay 1-2-3. Ay. Ay. Evet. Buyurun. Sıradan gidiyor. Evet. Bu sefer patladım. 1-2-3. Abi sen hep aynı yerden gidiyorsun. Abi hep taş yapınca kazanıyorum. Kağıt yapınca kaybedeceğim. O zaman ben de kağıt yapacağım. O zaman ben de bir sakin kağıt yapacağım. Bu sanki sahte gibi. Evet. Evet. Aynen. Okey. Ben yine de çekileyim de beyefendi. Ben ne olduğunu çok anladım. Senin aynen. Senin de ne olduğunu anladım. Senin de ne olduğunu buyurun. Anladım. Çok kötü. Çok iyi biliyordun değil mi bunu yapacağımı? Ama şeyi atladın, benim de anladığımı. Senin de anladığın olsun tabii. Evet, bu işin karşılığı. Abi hepsini ben kaybettim, böyle bir şey rezil. İnanılır gibi değil ya. Hay Allah. Okey, bir daha devam mı? Hepsini evet. Çek mi onları? Evet abi, kusura bakma. Anam. Ya. Ya. Pis. Evet. Aa. Evet dolu dolu. Aa, lap lap etti hemen. Gelecek vallahi. Çok doldurmuşlar. Ayakkabısına mı gelecek? Ne yapacağım ben? Tamam ya. O suymuş. Aa, su. O kadar sevindim ki. Bravo. Ayakkabıya da geldi ha. Evet. Evet. Eh. İki tanesinden çıktı, iki tane daha. Evet. 1-2-3. Ay. O kadar rahatladım ki. Sinir bozucu iyisin yani oyunda. Da gitti. Anasını satayım, adamdaki şansa bakar mısın? Yani orana göre şu an sen... Tamam. İki tane. Odaklan. Aynen. Geri zekalı gördüm ha taş yaptığını. Teşekkür ederim. Buyurun. Buyurayım. Yine tutturamam herhalde. Ha yok lan. Ah var. Ne var lan bunda? Ondan mı aldınız? Vay anasını ya. Çok konsantre. Ay ya. Oğlum hepsini ben... Ve yine mi? İki tanesini ben... Olmaması lazım bu sefer. Bir tanesini ben gittim. Ben de arkadaşlar. Ve bu en kötüsü. Gerçek yumurta mı? Arkadaş bunu da sıvı bir şeyle hepten bok olacak ya. 43 yaşında... şey bir adamım ben. Bekar bir adamım ben. Çok özür dilerim. Merak etmeyin süt. Bunda yok tamam bitti. Tabii ki Altan kazandı. Çok röportaj veren, çok etrafta görünen biri değilsin. Özellikle mi seçiyorsun bunu yoksa zaten çok önemli şey... Yani aslında ya kariyerimin başından beri bir şekilde özellikle yapmaya çalışıyorum bunu. Çok da görünmemeye çalışıyorum ortada. Evet. Normal hayatımda da yani magazine de çok çıkmamaya evet. Çalışıyorum. Bence oyuncu gizemli sakla. Olması gereken aynen bir şeydir. Aynen. Yani bir oyuncuyu çok fazla dışarıda kendi haliyle görürseniz ondan sonra televizyonda ona inanmanız zor olur.
Ve o yüzden bence oyuncu gizemini koruması gereken bir canlıdır. Bütün dünyada da bu iş böyledir bir şekilde. Aynen, doğru. Yani o kadar da bilmez kimse. Evet, kimse işte Daniel Day-Lewis ne yapıyor, nerede evi vardır, tabii, nasıl bir hayatı vardır bilmez yani. Çiftliğine hani gidiyor adam, işini yapıp evet, bir daha görebilirsin. İşte kaç yani kişi biliyor burada Daniel Day-Lewis'in ayakkabıcı olduğunu? Ayakkabı yapıyor adam falan. Hani bir kişi işte sen. Başka? Evet, hasta. O da ayakkabıcılığa hasta mesela. En no büyük zevklerinden bir tanesi adamın falan. Ama şimdi hani daha uzak yaşamayı tercih ediyorlar. Ben de bir şekilde hani Daniel Day-Lewis olduğumuz için değil estağfurullah ama estağfurullah, en azından hani çok da ortalarda görünmeyelim de gizemimiz çok kaçmasın, aynen, diye dikkat etmeye çalışıyorum. Ben de buna inananlardanım açıkçası. Peki Neslişah Hanım'la şahane giden bir evliliğiniz var. Neler değişti evlilikten ve iki çocuktan sonra hayatınızda, ya da bir şey değişti mi? Ya, bireysel olarak çok şey değişti tabii. Yani sonuçta bekar bir insanla aile yapısı olan bir insan aynı değil. Aynen, bence aynen abi. Anlatın. Benim, ben bunları öğreneyim. Ya evet, tabii ki yani çok çok şey değişiyor hayatında bir kere. Hazır olayım diye. Ya bir kere artık hani sadece kendini düşünmüyorsun. Hmm. Bekarlığın öyle bir tarafı var. Yani sadece kendi istediğin her şeyi yapabiliyorsun ve hani daha kendin için yaşayabiliyorsun. Ama hani evlendikten sonra, çocuğun olduktan sonra sen biraz daha arka plana düşmeye başlıyorsun. Çünkü işte önceliğin eşin mutlu olsun. Çünkü eşin mutluysa sen de mutlusun. Hmm. Birinci kural. İlk önce eşin mutlu olmalı. Yani çünkü o mutsuzsa bir şekilde o ilişkide mutsuzluğa gidiyor yani. Hani taraflardan biri için diyorsun. Evet, iki taraf da mutlu olmalı o ilişkide. Evet. İlişkide biri mutsuzsa o ilişki bir süre sonra mutsuzluğa mahkum. O yüzden de çocuğun, yani artık sen çocuğun olduktan sonra kendi mutluluğunu değil, onun mutluluğu için çaba harcamaya başlıyorsun. O yüzden bütün hayatın, bütün setup'ın, her şeyin değişiyor hayatta. Çok şey değişti hayatımda. Hı hı. Hayata bakış açım değişti her şeyden önce yani. Altan, şöyle bir söz var yani genelde babalarda duyduğum bir şey. Tamamlanmış hissetme diye bir şeyden bahsediyorlar çocukları olduktan sonra bir kısmı. Sende öyle bir şey var mı? Evet yani ben... Ya da hayat amacını... Hayatta en çok sevdiğin şey ne desen baba olmak diyebilirim sana. Hmm. Yani oyuncu olmak değil. Baba olmak daha çok sevdiğim bir şey. Yani işte hani eskiden bana bundan işte çocuğum olmadan önce sorsaydın, bu hayata niçin geldin Altancığım? Oyuncu olmak için geldim İbrahim'cim diye böyle bir hani sana burada ahkam kesiyor olabilirdim ama şimdi sorsan baba olmak için gelmişim. Babalık okey. Hem kız hem erkek babası olmak nasıl bir duygu? Birbirleriyle anlaşma problemleri var mı? Yok, hiçbir sorunları yok. Yani tabii ki hani işte iki kardeş arasında mutlaka öyle anlık işte o onu aldı, bu bunu aldı gibi küçük sorunlarla uğraşıyorsun ama ikisini de tatmak müthiş bir şey. Yani ya bunu şimdi söylediğim için kimse alınmasın ama evet, erkek babası olmak müthiş bir his ama kız babası olmak acayip bir şey. Acayip bir şey. Evet. Bak, gerçekten gözlerin doluyor yani. Hani kız babası olmak ayrı bir şey. Ben kendiminkini yapacağım. Yani çünkü kız baba, yani kız, abi kız seni düşünüyor yani ve işte eve geliyorsun böyle bir tane bir şey koşuyor oradan. Hello diyor. Asla ne dediğini anlamıyorsun. Oğlan geçiyor. Aa babiş, I love you diye bir şey koşuyor oradan sana doğru ve geliyor terliklerini bilmem ne ara bir şey, o bir şey. Yok işte bir yerini çarpıyorsun, sana buz getireyim falan böyle mest oluyorsun. Kız çocuğu başka bir şey yani çok. Ay ne güzel anlatıyorsun ya. Çok başka bir şey. Toksik maskülinite. Beyefendi sizi tanıyalım. Adım Süleyman. Süleyman Bey. Evet. Ne iş yapıyorsunuz? Muhasebeci. Muhasebecisiniz, harikulade. Bana birden 55'e kadar bir sayı söylemesi rica ederim. 26. İfade şöyle. Saçını boyatan, botoks yaptıran erkekleri ciddiye almam. Yani ne demem gerektiğini anlamadım. Katılıyorum evet, veya... Katılıyorum ha, ya da katılmıyorum. Katılıyorum. Çok tatlısınız. Teşekkür ederim. 20 puan size saplandı. Evet. Bir sayı daha rica edeceğim. 13. İfade şöyle. Dolabımın %70'i siyah renkli kıyafetlerden oluşuyor. Bence erkekler çok da renkli giyinmeseler iyi olur. Hayır, katılmıyorum. Renkli de giyinebilir.
Çok güzel. Bir yerden yırttık. Başka bir sayı alayım. 7. İdeal bir evlilikte. Siyasi seçimlerde kime oy verileceğini erkek belirler. Buna katılmıyorum. Nasıl katıl da gör. Evli misiniz? Hayır, bekarım. Manitanız var mı? Şu anda yok. Olsun ister misiniz? Şaka yapıyorum. Çünkü başınız ne kadar belaya girer diye düşündüğüm için. Bir sayı daha rica ediyorum. 21. Kadınlar gününde kadınlara çiçek almalıyız. Çünkü kadınlar çiçektir. Ben buna katılmıyorum. Her gün alınabilir. İşte güzel, çok iyi. Vallahi helal olsun. Harika. Son bir sayı daha alacağım sizden. 42. Ağlamak kadınlara yakışır ama erkek dediğin böyle şeylere pek bulaşması iyi olur. Erkekler de ağlayabilir. Erkekler de ağlayabilir dediniz. Gerçekten toksik değilmişsiniz. Size helal olsun beyefendi. Bekar seyircilerimiz inşallah duymuşlardır sizin ne kadar toksik olmadığınızı. Çok teşekkür ederiz. Alkışlayalım. Altan, iki tane belgeselin var. Evet. Bunlardan biri sosyal sorumluluk projesine dönmüş. Afrika'da su olmayan köylere temiz su götürmüşsün. Evet. Nasıl yani? Abi şöyle oldu, bu çok uzun zaman önce, yani 10-12 sene önce ilk defa Afrika'ya gitmiştim. Fotoğraf merakım var benim. Fotoğraf çekmekten çok zevk alıyorum. Ve fotoğraf çekmek için Afrika'ya gitmiştim. İnsanların suya ulaşmak için hala işte 30-40 kilometre, 50 kilometre yol yürüdüğünü öğrendim orada. Evet, hani bu bilgiye hakimizdir ama bir şekilde bunu görünce daha çok etkileniyorsun. Hı hı. Yani hani Afrika'da susuzluk var. Evet ama yani Kenya'da olacağı da aklına gelmezdi yani. O kadar turistik bir yer bir yandan Kenya. Ve onu hissettikten sonra gerçekten bununla ilgili bir şey yapabilir miyiz diye düşünmeye başladım. Türkiye'ye döndükten birkaç yıl sonra, bir yıl sonra falan da bir yapım şirketi kurdum. Ekibi oturttuktan sonra böyle bir şeyle ilgili dertleniyorum diye çocuklarla konuşuyorduk. Bir belgesel yapabilir miyiz, nasıl yardımcı oluruz buraya diye düşündük. Ve Afrika'daki işte tabii ki hani Afrika'daki susuzluğu anlatan bir belgesel de tabii sıkıcı olma potansiyeli çok yüksek bir belgesel. Hı-hı. Ve hani izlekliği evet. Az bir belgesel olabilir diye. Aslında büyük göçü konu alan Afrika'da işte Serengeti'den Kenya'daki Masai Mara'ya göç eden ve yağmur zamanıyla birlikte göç eden hayvanları ve nehir geçişini konu alan aslında hayvanların göç sürecini çektik ve işledik. Ama bu süre içerisinde de oradaki susuzluğu ve oradaki su problemini, insanların işte 30-40 kilometre yürümesini anlattık. Ve benim orada çektiğim fotoğraflardan sonra Türkiye'ye gelip hatta burada yukarıda bir resim sergisi yaptık. Hı hı. Ben o resimleri sattım. Ve oradan elde ettiğimiz gelirle yaklaşık 15-20 bin kişiye su sağlayabilecek şekilde su kuyuları açtırdım Afrika'da. Harika, tebrik ederim. Aynen, teşekkür ederim. Bu bittikten sonra da bir plastikle ilgili bir belgesel hazırladım. Onda da 5 ayrı ülkeye gittim. Ve burada da aslında işte plastiğin ve mikroplastiklerin sularımıza ne kadar karıştığı. Yani burada yapmak istediğim de şuydu. Dünyanın gelişmemiş toplumları hala suya ulaşmaya çalışırken gelişmiş toplumlar çok büyük bir hızla suyu kirletiyoruz ve mikroplastiklerle dolduruyoruz. Buna nasıl bir çözüm bulabiliriz ve sularımızın ne kadar zamanı var ve dünyada bu ne kadar ciddi bir problem diye bu sefer de o belgeselle yola çıktık. Bu belgeseli çekmemiz biraz uzun zaman aldı çünkü arada pandemi patladı, o oldu, bu oldu ve hani çok uzak farklı 5 ülkeye gittiğimiz için 2-2,5 yılda çekebildik belgeseli. Onu da yeni bitirdik. Bu daha yayınlanmadı. Bu belgeselimizi şimdi yayınlayacağız. Nerede yayınlayacaksınız? Daha şu anda belli değil. Bir şeyimiz yok, herhangi bir anlaşmamız yok. Ama bir şekilde bunu kendi sosyal sorumluluk projem olarak geliştirdim. Bir ses getirebilirsek, biraz farkındalık yaratabilirsek. Yani sonucunu da almışsın yani bir de yaptığın şeylerin, o bence önemli. Bir de herkes kendince bir şey yapıyor ya. Evet. Yani sen de işte bir şey çekebilmişsin, yapım şirketin var ve onun karşılığında da bir fayda sağlamışsın. Bence yani bunların hiçbiri için baştan itibaren hiçbir zaman hani bir sponsor bir şey yapmadık. Hepsini ben kendi cebimden çektim. Hı. Bitirdim ve devam ettim hayatıma yani. Harika. Oyunculuk, sunuculuk, fotoğrafçılık, yapımcılık, belgeselcilik. Var mı dahil olacağım başka bir alan? Neyi de var? Bunu yazmamışız. Neyi üflüyorsun? Üflüyorum yani biraz evet. Yani neyzen değilim ama neyi üflüyorum. Yani
vardır mutlaka. Yani heyecanlandıran şeylerin peşinden koşmayı seviyorum beni. Hı-hı. Ve hani neyin heyecanlandıracağını bilmiyorum açıkçası. Açık ta bekliyorum yani hani böyle bir hiçbir şey çok kolay kolay yapmam abi, denemem ben onu. Oralar değil. Aa, burası safe alanımız gibi bir yerim yoktur. Risk bir şeyim alıyorsun yoktur. Değil mi? Risk de almayı seviyorum. Hı-hı. Yeni bir şey denemeyi de seviyorum. Yeni tatları da seviyorum. Hani hı-hı, ben abi kuru fasulyeden başka bir şey yemem değilim. O yüzden de hani ne karşıma çıkaracak hayat bilmiyorum ben. Nasıl bir yere doğru yönelecek bilmiyorum hayat. Yeni bir şeyler de olabilir. Belki yeni çok bambaşka şeylere heyecan duymaya başlayacağım tabii, yani. Tabii Rev3'ü duyduğun gibi içine girmişsin. Yani muhtemelen de yaparsın zaten. Fondip! Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler, siz? Çok sağ olun. İsminiz nedir? Selin. Selin Hanım, siz ne yapıyorsunuz? Öğrenciyim ben. Nerede? Koç Üniversitesi. Buyurun, şarkınızı o zaman öğreneyim. Bilmem neyin olmaz diyor. Ben nasıl... O kadar abi benim şarkı yani ezber bilmem sonra olmaz diyor. Ama nasıl söyleyeceğim ben? Sen bilmem ne varsın. Bence gerçekten ben bildim diye muyuz? Kabul edilmeli. Yani bence bildin zaten. Değil mi? Ve tekrar baştan alayım mı? Bu şarkıyı bu kadar hevesli söylemek... Bir daha baştan almayın, bir kuple okuyun bir şarkıyı. Yok, şu an heyecandan sözleri unuttum aslında ama nasıl okumasam daha iyi. Harika, çok teşekkür ederim Selin Hanım. Selin Hanım'ı alkışlayalım lütfen. Hangisinden için? Sen seç abi. Yok, sen İşkence seç. Yapmayayım, baştan başla işte. Baştan başla geldi. Limon muydu? Sizi tanıyalım. Merhaba, ben Simge. Ne iş yapıyorsunuz Simge Hanım? Yazar kasa post cihazı satıyorum. Yazar kasa post cihazı evet. Satıyorum. Evet. Allah aşkına. Evet. Çok iyi. Şifresiz şey yapan öten. Temassız, temaslı. Hangisi olursa. Bize de çok mi iyi satacaksın sanki öyle mi? İhtiyacınız varsa neden olmasın? Yok ama satarmışsınız gibi ona rağmen. Hadi hayırlısı. Buyurun şarkınızı tamam dinleyelim. Gemilerin direği uzun olur, gemilerin direği. Evet. Alkışlıyoruz Simge Hanım'a. Teşekkür ederim. Sen seç ya. Nereden başlayayım? Bu sirke miydi? Aha, baştan başla. Sirke çok kötü. Baştan başla ya. Oh. Ayağa kalkmanızı rica edeceğim. Sizi tanıyalım. Ben Melinda. Melinda. Evet. Aa, ne güzel isminiz var. Teşekkür ne ederim. Ne demek Melinda? Benim güzel kızım demek. Ha. Ya. Evet. Çok güzel isminiz. Teşekkür ederim. Benim güzel ederim kızım mı demekmiş Melinda? Evet. Aa, ne güzel isimmiş be. Aynen yazın. Kızınız olursa. Ay yok ben şimdi... Ne yaptı? Tükürdü mü o? Bu sorulur hep dediniz. Yok, kızınız olursa de. Kız... Siz benimle dalga mı geçtiniz? Yakıştı mı karşı? Yeğenim var, sayılmıyor mu? Sayılır. Peki, teşekkür ederim. Buyurun şarkınızı dinleyelim. Ben buradayım. Bu ben de oralardayım. Bir şeyim. Sözünü söyleyemem ama. Dur. Mavişim. Evet. Tamam ben de. Tamam, kabul ediyorum, kabul ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bravo. Ben teşekkür ederim. Buyurun sıradan. Sıradan devam edeyim. Çok sağ olun. Peki. Harikulade. Çok güzel hımladınız. Ben bilince herkesi beğeniyorum. Alkışlıyoruz Altan Bey'im. İnanılmaz. Başka?
Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Siz kimdiniz? Selam ben. Yeditepe Üniversitesi'nde iç mimarlık okuyorum. Harikulade. Hadi buyurun. Bangladeş Marşı. Pardon, özür dilerim. Biz duyamadık. Hanımefendi, acaba kafanızı salladığınız için mi? Çünkü şöyle duyuluyor. Yani ben öyle duyuyorum. Değil mi? Öyle duyuyor mu? O abi de tükürdü. Evet, enteresan. Hanımefendi, ne oldu? Hadi yine gel beni bul. Bu bir teklif mi Selen Hanım? Durumumu biliyorsunuz bakın. Harika hımladınız. Bizim eşekliğimiz. Çok teşekkürler. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyalım. Selim ben. Otomotiv sektöründe Ar-Ge mühendisliğinde olarak çalışıyorum. Harikulade. Mühendis misiniz? Evet, wow. Makine mühendisi. Makine mühendisi. Çok havalı. Evet. Hımlıyorum. Lütfen. Kırmızı sana çok yakışıyor. Evet. Sana kırmızı çok yakışıyor. Evet. Şarkıyı bir söyler misiniz? O şarkı nasıldı? Belki birazcık bozuldum. Ruhum belki can çekişiyor. Belki biraz kızardın ama sana kırmızı çok yakışıyor. Arkada perde kırmızı olunca. Ne kırmızı? Perde. Perde kırmızı. Biz o tabii dramaturjik yapısını kavrayamadık şarkının. Çok özür diliyorum. Alkışlıyor sana. Ben de mi? Siz de. O zaman... Sana helal olsun be. Sana helal olsun be. Vallahi bravo. Altan. Efendim? Bitti. Gerçekten mi? Vallahi. Peki abi. Nasıl geçti senin için? Keyifliydi. Biraz heyecanlıydım. Şimdi iyiyim. Şimdi iyisin. Neden? Çünkü birkaç tane şey içirdik. Onunla evet. İlgili olabilir. Biraz kulaklarımdan böyle bir ateş çıkıyormuş gibi hissediyorum ama sorun yok. Yavaş yavaş. Ayaklarına sağlık. Ederim. Gerçekten çok Altan bu kadar ederim. Zaman sonra program yapınca yan yana gelebiliriz. Enteresan oldu ama daha sık inşallah yan yana geliriz. Umuyorum. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederim. Sizlere de çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Genelde buralardayız. İbrahim Selim'le bu gece YouTube kanalındayız aynı zamanda. Abone oluyorsunuz, beğeniyorsunuz. Onları zaten yapıyorsunuz. Ama buraya mutlaka bekliyorum. İyi geceler.